Evet, 3. bölümle beraberiz yine. Arkadaşlar devam edelim. 21'de kaldık. Tek yarıkta girişim deneyinde ekranda meydana gelen toplam karanlık ve aydınlık saçak sayısını artırmak için hangileri tek başına yapılmalıdır? Toplam karanlık ve aydınlık saçak sayısının artması için bakın şu saçak aralıklarının azalması gerekir. Yani delta x'in azalması gerekir. Delta x'i azaltacak olan faktörler nelerdir? Delta x lambda l bölü w n olarak yazalım. Şimdi w yarık genişliği, işte yarığın ekrana uzaklığı, dalga boyu vesaire. Şimdi bizim amacımız ne? Delta x'i azaltmak. Peki. Yarık düzlemi ile ekran arasını suyla doldurmak demiş. Bu eni yani kırıcılık inlisini arttırır. Kırıcılık inlisinin artması delta x'in azalması anlamına gelir. Şimdi bu bizi tek başına yapılabilecek bir şey mi? Toplam karanlık aydınlık saçak sayısını arttırmak için delta x'i azaltan bir faktör olarak düşünülebilir. Evet. Şimdi devam edelim. Yarık düzlemini bir miktar döndürmek. Yarık düzlemini döndürdüğünüzde ne olur? Orada konuşalım şimdi. Şuraya da yarık düzlemini alalım bakın. Şöyle yapalım. Tek yarık için. Yarık düzlemini bir miktar döndürdüğünüzde şöyle bir şey olur. Şimdi ne oldu? Yarık aralığı şöyle düzgün çizebilseydim. Azaldı bakın. Şimdi bunun azalması delta x'i arttırır. Bu ters etki yapar. Olmaz. Yarık genişliğini büyütmek. Yarık genişliği dediğimiz W'yu büyütürseniz delta x azalır. Bu da hedefe dönük olur. Ve böylece 1, 3'ü yakalamış oluruz. Evet. Şimdi Q1, Q2, 2.30 yük arasındaki uzaklık çok küçükmüş. Q1 yüküne 6 tane elektrik alan çizgisi giriyor. Bakın. Q1 için 6 tane çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki bu eksi bir yük. Ve 6 büyüklüğünde bir elektrik alan oluşturuyor. 6 birim büyüklüğünde. Yani 6 birim büyüklüğünde bir yük de denilebilir buna. Peki diğeri için artı yüklüdür ve çıkış noktasında olduğu için artı yüklüdür. Kaç tane çizgi var? 18 tane çizgi varsa bunun doğru orantılı olarak elektrik alanı 18'e. Bu da 18 Q büyüklüğünde bir yüke sahip olduğu anlamına gelir. İşte Q1 ile Q2'yi böylece oranlarsanız zıt işaretli oldukları için eksi ve oran olarak da 1 bölü 3'ü varsınız. Diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi 23'te ne diyor bakalım. Çekirdek sürtünmesiz tabla. Üşey eksen etrafında sabit 5'lik radyan bölü saniyelik açısal hızla döndürülüyor. Tablo üzerindeki yarım kilogram kütleli cisim kaymadan dönerken denge halinde yani aynı zamanda M kütleli cisim de dengeleniyor. Bakın şimdi M kütleli cismin bir ağırlığı var. Burada bir ipte bir gerilme oluşturuyor bu. Sistemde sürtünme yok. Bu gerilme Mg'ye kadar. Cismi dışarıya savuran m omega kare r'si var. Yani merkezcil kuvveti var. İkisi eşit ki yani m1 kütlesi diyelim biz buna. Çünkü kütleler farklı. m1 kütlesinin dışarıya savurmaya çalışan merkezcil kuvvetle beraber eşitliğini yazdık. Şimdi verilenleri yerine yazalım. G'nin 10 olduğunu, kütlenin yarım kilo olduğunu 0,5, açısal hızın 5 olduğunu ve 0,8 metreden döndüğünü şekilde okudum. Buradan emi işlemi götürdüğümüzde arkadaşlar 1 olarak yakalıyoruz. Evet. Bir diğer soruya geçelim.
R yarıçaplı yatay virajda V hızıyla hareket eden arabanın hızı değişirse ne var burada şimdi? M V kare bölü R'si var ve sürtünme kuvveti var. İçe doğru savrulma diye bir şey söz konusu olmaz. Hız arttığında bu merkezli kuvvet artıyor. Dışa doğru savrulabilir mi? Olasılıklar arasında bu var mı? Var. Sürtünme kuvveti bunu dengelediği için diyelim ki şu büyüklük değeri şu kadarlık bir mv kare bölü r'si var. Şu kadarlıkta bir sürtünmesi var. Bakın şimdi sürtünmenin olabilecek en yüksek değeri buysa, merkezcil kuvvet de buysa savrulur. Ancak merkezcil kuvvet büyüdükçe sürtünme de onunla beraber büyür. Bakın sürtünme kuvveti merkezcil kuvvete bağlı olarak sürtünme kuvveti de büyür. Sürtünmenin olabilecek limit değerine yani Kmg değerine ulaştığınız ana ait mv kare bölü r değeriyle hala güvendesiniz demektir. Eğer mv kare bölü r'yi arttırırsanız artık ondan sonra savrulma gerçekleşir. Ancak şu ara değerde yani sürtünmenin Kmg değeri olan limit değerine ulaşıncaya kadar merkezcil kuvvetle beraber sürtünme de büyür. Sürtünme kuvvetinin artabilme gibi bir olasılığı da vardır diyebiliriz. Buradan Edirne'yi işaretliyoruz. Evet, şimdi eylemsizlik momenti 80 kilogram metrekare olan şekildeki makara 2 dakikada 30 devir yapıyor. Şimdi bana kesin periyot lazım olacak. 2 dakikada 30 devir demek 120 saniyede 30 devir, 1 devir periyotluk saniyede gerçekleşir. Şimdi o zaman 120 bölü 30'dan 4 saniye gibi bir periyot değerine çıktım. Açısal hız lazım olacak. 2 pi bölü t'de 2 çarpı 3 bölü 4, 3 bölü 2 gibi bir değeri de şeyi getirdik, açısal hızı getirdik. İşte matas yapmadıysak. Şimdi şekildeki makara ve makaranın dönme kinetik enerjisi. Bakın dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 elemsizlik momenti açısal hızın karesi formülüyle bulunur. Dönme kinetik enerjisini bulurken şimdi yerlere yazalım. Elemsizlik momentini 80 değerinde vermiş. Açısal hızı da 3 bölü 2'nin karesi olarak yazdık. İşlemi bir götürelim emin olmak için. 49.4 buradan 90 değerine geldik. Evet. 90 değerine geldik. İşaretledik. Ve geçiyoruz. Şimdi 26 ne diyor bakalım. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda 4 metre yükseklikten 1 kilogram kütle cisim serbest bırakıldığında yay sabiti K olan yayı 20 santimetre sıkıştırıyormuş. Yani 0,2 metre sıkıştırıyor anlamına gelir bu. K sabiti nedir? Var olan potansiyel yayda kinetik enerji olarak depolanmış arkadaşlar. Yani bizim MGH'ımız yayda 1 bölü 2 KX kare olmuş. Buradan K'yı çekmemiz gerekiyor. Verilenler yerine yazdığımızda arkadaşlar 2000 değerini yakalıyorsunuz 26'da. Boyu 1 metre olan bir ipin ucuna bağlanan enfitleri cisim K noktasından serbest bırakılıyormuş. Bir cisim düşey eksendeki L noktasından geçerken neler olur? Bakın şimdi şurada bir 30 dereceyi gördüm. Bu hipotenüsün yarısı anlamına gelir. İpin boyu 1 ise geriye kalan kısım da H dediğimiz kısım da 1 bölü 2 anlamına gelir. Bakın şimdi cisim bu noktaya geldiğinde V hızı kazanıyorsa MGH'dan kaynaklanıyor. Bu MGH kadarlık bir potansiyel kaybetmese cisim de 1 bölü 2 mv kareyi doğuruyor. Bakın G'miz 10, H'ımız 1 bölü 2, 1 bölü 2 formülden geldi. Hızımız acaba kaç? V
ve karenin 10 olduğunu gördük. Şimdi L'den geçerken ipteki girme kuvvetinin büyüklüğü 15 diyor. Şimdi 15 ne demek? İpteki girmenin 15 Newton olması. 1. Cismin bir MG'si. Ayrıca 1 MV kare bölü R ile beraber etki yaptığı için 15 oluyor. Yani 15 eşittir. Cismin ağırlığı nedir bilmiyoruz. M kütlesini soruyor. M çarpı G değerini 10 yazdım. Bir de şimdi kütlemiz M. Hızımızın karesi 10. Yarı çapımız 1. Şimdi buradan biz 15'in 20 M olduğunu, M'in de 5 ile oranlanırsa 15 bölü 20'den 3 bölü 4 değerine geldiğini görüyorum. Ama bir işlem hatası mı yaptım acaba diyorum. 5 Newton. 3 bölü 4. Yok, şıklarda varmış. Evet. Geçelim, devam edelim. Akıntı hızının sabit veya olduğu bir nehirde K, L kayıklarının suya göre hızları şekilde gibi verilmiş. Yere göresi nedir bunların o zaman? Hemen şöyle gösterelim. Suyun hızını ekleyelim. İşte yere göresi. Hızını ekleyelim. Bakın yere göresi. Karşı kıyıya varma süreleri dik olan bileşenlerle ilişkili arkadaşlar. Yani şu düşeydeki dik bileşenler eşitse karşı kıyıya varma süreleri eşit. Dik bileşen eşit olmadığını görüyorum ve hemen karşıya varma sürelerinin eşit olamayacağını söylüyorum. Kayıkların yere göre hızlarının büyüklüğü de eşit değil. Demin gösterdim arkadaşlar. Geriye kayıkların yatay doğrultudaki yer değiştirmelerinin büyüklükleri kalıyor. O da eşittir diyorum ve yalnız üçü işaretliyorum. Evet, şimdi bu soruda yatay tablo üzerinde ipte iple bağlı şekildeki cisim sabit 5'lik radyan bölü saniyelik açısal süratle düzgün çember hareket yapıyormuş. Şimdi burada bir m omega kare r'miz var. Sürtünme var mıydı? Var. Sürtünme var. Bir de t var. Yani t sürtünme toplamı bizi m omega kare r eşitliğine götürmeli. T'nin büyüklüğü nedir diyor. Şimdi sürtünmeyi hesap edelim. Kmg anlamında. G 0,5 mg'si de 50. Buradan bir 25 geldi. Peki kütlemiz neydi? 5. 5'te açısal hızlı karesi nereden dönüyor? 2'den dönüyor arkadaşlar, bakın. 25, 5, 125, 250 mi yaptı burası? 250 yaptı. T'de 225 Newton olarak yakalandı diyoruz ve son soruya geçiyoruz arkadaşlar. Son sorudaki eşleştirme sorusu. Ses özellikleri ilgili olaylar arasında yapılan eşleştirme aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir demiş. Şimdi frekans yunusların diğer yunuslarla beraber haberleşmesi kullandıkları ses frekansı ile ilişkili bir şeydir. Hızla ilişkili olacak olan olay denizin ortasında bir tekne üzerindeyken üzerindeki suda meydana gelen bir patlamanın sesinin farklı zamanlarda iki defa duyulması, hızın farklı olmasından kaynaklanır ya da yankı olayından kaynaklanır. Bu da hızla ilgilidir. Yani duyulan iki patlamanın arasındaki mesafe, süre açısından. Sonra ne diyoruz? Şiddetle ilişkili olan ne olabilir? Yarasaların yönlerini bulmaları. Bu yansımayla ilgili bir meseledir. Arkadaşlar ona da C diyelim. Zaten ne kaldı? Uçakların yeryüzüne yakın uçarken pencere camlarının titreşmesi sesin şiddetinden kaynaklanır. Yani D, B, A ve C. Gördüğünüz gibi B şıklında arkadaşlar. Başka bir video çalışmasında buluşmak ümidiyle. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.